Sefalarca hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Bugünkü yeni video konum bu güzel, şirin ve şirin sukulentler. Evet, konum ne olacak, çoğaltma olacak, bunun gibi böyle çürüdüyse neden çürür, ne yapabiliriz, nasıl kurtarabiliriz? Çünkü biz ne yapıyoruz? Hiçbirini atmıyoruz hemen, değil mi? Şimdi evet, bu bir sukulent, bu da kaktüs. Aslında aynı familyadanlar ama evet, biraz bakım farkı var. Kaktüs çok daha az suda geçinebilirken sukulent biraz daha fazla su istiyor. Evet, daha fazla su istediğine de biraz daha farklı toprak kullanıyoruz. Benim toprağım, benim kullandığım toprağım şurada görebileceğiniz. Bunun içinde torf var. Bu hazır alıyorum ben bunu. Torf var. Farklı mineraller var, besinler var. Hani o ne olduğunu yazmamışlar. Bunun içinde perlit var, ponza taşı var. Ve de kömür, bayağı bildiğimiz kömür var içinde. Böyle güzel bir karışım yapmışlar. Toprağı çünkü güzel geçirilmesi olması lazım. Yani kökleri böyle çamur içinde yapışıp kalmamız lazım. Çünkü çok da su sevmiyorlar. Çünkü biz ne yapıyoruz? Yapraklarımızdan suyumuzu alıyoruz. Orada muhafaza ediyoruz. Fazla suladığınızda işte sarı olup birden patlayabiliyorlar. Yani böyle yumuşak oluyorlar. Az su verdiğinizde de içine buruşuyor. Sulamasını şimdi soracağınız ne kadar, ne zamanda diye. Havalar ısınıyor. Yani yaz, kışın bunlarda da fark ediyor. Yazın tabii ki daha fazla istiyor. Ama saksısına bağlı, sizin kullandığınız toprağa bağlı. Durduğu yer, odanın nemi ne kadar, bunda da fark ediyor. Ama mesela bunu mesela 2-3 günde ben hani şöyle şu küçük, kendisi de küçük ya, şöyle şununla suluyorum, alttan akıyor, öyle bırakıyorum. Ne diyecektim? Alt kapalısa bunun gibi, o zaman sulamasını biraz farklı yapıyoruz. Daha az, daha çok sıklıkla, tam tersini söyledim, daha az az. Yani daha sık, daha az az veriyorum. Çünkü burada rahatlıkla üstünden sulayıp alttan akmasını bekleyebilirsiniz. Ama tabanda tutmayın, oldu mu? Sonradan onu oradan hemen dökün ve geri koyun. Hele hele bunun gibi böyle çiçekleri de gelmek üzereyse susuz da bırakmamaya çalışın. Evet, toprağını anlattık, suyunu konuştuk, tutacağımız yeri biraz konuştuk. Şimdi gelelim çoğaltmaya. Aslında bu videoyu onun için ayırmıştım. Acık çoğaltmada nasıl, ne yapıyoruz diye. Şöyle yapabiliriz. Bakın şimdi şu normalde, bunu da hiç tedirgin olmayın. Böyle güzel güzel aranjmanlar yaptığınızda bunun gibi ya da benim arkadaki gibi, bu sukulentlerin alt yaprakları kuruyor ya da sararıyor, çürüyor. Ayda bir kere onlara bakın, onları oradan temizleyin. Ama derseniz, aa yok onlar yere değmeden ben şöyle koparayım. Bakın benim yaptığım gibi şöyle ucundan tutun. Şunlar, şu da var. Şunu alayım, şu aşağı daha yakın. Şöyle aldım. Ay bir de bakın bakın sürpriz de var. Şuradan alttan da yenisi geliyor. Tamam, ben bunları aldım. Şimdi çok kolay, çok basit, hiç büyük bir işlem yok. Bakın benim burası... Şöyle bir yeni doğum ünitesi diyorum ben buna. Buraya ben hep önceden koymuştum. Yalnız bu uzun ömürlü bir iş. Yani bunlar öyle hemen kök salmadı, hemen yanlardan filiz vermedi. Ne mi yapıyoruz? Bunu alıyoruz, şöyle buraya koyuveriyoruz. Şimdi ben göremiyorum tam. Şöyle şu köşeye koyayım. Şöyle toprağın üstüne bırakıveriyoruz. Sadece bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Ondan sonra da az az, zaman zaman şöyle ben üstünden fısfıslama yapıyorum. Öyle çok hani fazla da sulacağım diye uğraşmayın. Şimdi şunu da unutmayın. Kimi zaman tutuyor, tutmaya da biliyor. Hemen telaşlanmayın, oldu mu? Mesela haftada bir kere böyle fısfıslayabilirsiniz. Yani toprağı ne yapıyor? Sulamıyoruz. Aslında dışarıda mesela balkonda betonun üstünde bile tutsanız, mermerin üstünde bile tutsanız o kendi kendine ya yeni kök salıyor ya da filizleniyor. Şimdi ben size bunları ne yapacağımızı göstereceğim. Şimdi bakın ben bunları koydum. Bakın bakın görebiliyor musunuz? Şöyle tutayım beyaza. Ne güzel kök verdi, bakın bakın. Ortasından da yenisi geliyor. Yani bu iyice olmaya başladığında biliyor musunuz nasıl olacak? Şu yeni arka yaprağı var ya. Şöyle göstereyim daha iyi görünür. Şu arka gövdesi iyice kuracak.
Orada sakın korkmayın. O zaten ölecek ki yeni yavrusu yaşamaya devam edebilecek. Bakın benim burada bayağı birkaç tane var. Daha yeni de dikmiştim. Size onları da gösterin. Bakın 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 şöyle. Şöyle göstereyim. Herhalde daha iyi görünecek. Çünkü benim kıyafet de aynı renkte olunca şöyle kameraya doğru iyicene getirdim. Görüyor musunuz bu? Ay o kadar tatlı, o kadar güzeller ki. Neyse ben birkaçını alayım. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Hassas davranıyoruz. Evet bakın şimdi o teminki bahsettim. Topraktan şu minik saksıları hazırladım ben. İçini doldurdum. Hiç özel bir şey başka yapmadım. Şimdi önemli olan şu köklerini görüyoruz değil mi? Köklerini güzel geliyor. Bakın şöyle. Köklerini toprağın içine şöyle gömmemiz gerekiyor. Bakın şöyle oraya onu gömeceğiz. Arkası dursun yukarıda. Bakın önemli değil. Şöyle. Bir tane daha yapayım. Bakın şu uzun uzun kökleri var ya onları şöyle tatlıcanı aşağı doğru koyalım. Şöyle. Hafiften yavaştan artık aşağı doğru inmeye başlasın. Dediğim gibi bu arka gövdesi bu kuruyacak, çürüyecek. Sakın hiç korkmayın, etmeyin. Bakın şöyle nasıl koyuyorum ben hafif toprağın içine şöyle. Bakalım sürü var benim burada. Şu da güzel. Hepsi güzel. Yani o güzel, bu güzel diye bir şey yok. Ben hepsine bayılıyorum. Ha, şunun acık daha kökleri uzun, üstü az. Bakın şuna baktığınızda bunu da aldım. Şuradan şöyle yer açtım, gömüyorum. Yani aslında hani sade şeyini, köklerini gömmeye çalışıyorum ben. Onu da aldık, koyduk. Bunların hepsini böyle benim bayağı olmuş. Ben arada bir hep kırdığımda onları kıyamıyorum, atmıyorum. Kesinlikle atmıyorum. Onları bunun içine koyuyorum. Bakın bu da geçende bir tanesi. Daha hiçbir şey yok. Öyle bekleyeceğiz onu. Tabii bu uzun süren bir şey. Ha bakın şu. Bunu da şimdi emin değilim. Bakın bu olmamış. Gördünüz mü? Buna suyu fazla gelmiş. Zaten işte çürüdüğünde de fazla su verdiğinizde de sukulentin yaprağı aynen böyle oluyor. Evet, onu şuraya atabiliriz. Bunları 3-4 gün hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü toprağım da hafif nemli olduğundan hiçbir şey yapmıyorum. Ondan sonra bunlar böyle. Böyle 3-4 gün sonra ne yapıyoruz? Gene sade üstünden bir fısfıslıyoruz. 10 gün sonra da yavaş yavaş normal ben böyle bu küçük şeylerle bir tur sıkıp bir tur bakın şöyle bir tur suluyorum ben. Çünkü halen fazla suyu kaldırmıyorlar. Çok çabuk bunun içinde çürüyebiliyorlar. Az su da verdiğinizde unuttuğunuzda sadece fısfıslama yeter dediğinizde toprağın içinde. Çünkü artık daha fazla suya besine ihtiyaçları var bu sefer kurur. Şunu da unutmayın hani bu çoğaltma yöntemi de İlla hepsi tutacak diye bir şey yok. Onun için bir sürü böyle bir koyun, onlarla uğraşın. Ondan sonra bakın, bir zaman sonra onlar şöyle bakın buraya koymuştum. Bunlar daha bir gelişmiş. Bakın böyle güzel güzel büyümeye başlıyorlar. Ama tabii bunlar bir sukulent haline gireceğiz kadar en azından bir senemizi alacak. Onun için bu dönemlerde gerçekten ben 2 günde bir çünkü az suladığıma hani dedim ya bununla bir tur yaptığıma 2-3 günde bir suluyorum. Suluyorum. Evet şöyle. Bunları şöyle aldık. Ondan sonra gelelim. Ya evet ben de yaramazlıklar yapıyorum. Bakın ne yapmıştım ben. İstanbul'a gittiğimde bunu sulayıp gitmişim. Evet ama o ara unutmuşum. Suya ihtiyacı yokmuş. Bakın çürüdü. Şimdi bu bir 10 günü de geçti çürüdü. Ben çünkü bununla ilgilenemedim. İlgileneyim derken dedim size de video çekeyim. Şimdi bakın ne oldu? Bu çürüdü, değil mi? Ölmek üzere yani öldü. Ölüyorum diyerek yani doğa o kadar güzel bir şey ki ölüyorum derken bakın yandan da yeni yavru vermiş.
Yani yaşamı devam ettirebilmek için oradan bir yavru vermiş. Şimdi ben bunu bir deneyeceğim. Nasıl buradan ne yapabilirim diye. Şu yapraklarını bir yavaş yavaş alacağım. Çünkü kökünü de hemen oradan oynatmak istemiyorum. Şöyle bunları buradan bir uzaklaştıralım. Şimdi iyicene çıkarmak da istemedim ben kendini. Şöyle dedim yavaş yavaş. Çünkü biliyorsunuz doğada da kendisi çürüyor, gidiyor. Şimdi çıkarırım dedim. Rahatsız olur. Şöyle yapraklarını aldığımda ha işte bu kadar. Bakın ben bunun şimdi köküne hiç ama hiç dokunmayacağım. Oldu mu? Dokunmadım. Gördüğünüz gibi buradan yeni bir tane de vermiş. Çünkü ben İstanbul'dan geldim. 2 hafta dolmuş olabilir. Gününü o kadar saymadım. İlgilenemedim. Ama o ara yandan da zaten yenisi devam etme başlamış. Şimdi şöyle. Tamam, bunun hiç başka bir şeye ihtiyacı yok. Fazla da oynamayacağım. Ben şimdi bir tek ne yapabilirim? Acık şu üstünü. Bu aranjmanları da benim size tavsiyem zaten ayda bir kere yaprakların kontrolünü yapıyoruz değil mi? Bunu bir unutmuyoruz. Ondan sonra gidişatına yani büyümesine bağlı gerektiğinde mesela 1 sene sonra da lütfen saksısını değiştirin. Kimi zaman uzun zamanda tutabiliyorsunuz. Yani biraz hep elinizdeki bitkinizi kontrol edin. Yani siz bakın onu karar verin. Şöyle şuradan da şu beyazı aldık. Evet. Şimdi. Şöyle. Evet oldu. O şimdi oradan güzel güzel büyümeye başlayacak. Şimdi bunun toprağını ben bu ara. Bakın hoş da oldu değil mi? Lav taşları, ince lav taşları koydum üstüne o kadar. Lav taşı da o da yine doğal olduğundan onu da sevecek. Şöyle. Bakın şöyle bir tur şuradan bir sulayayım ben onu. Şu biraz daha fazla su seviyor. Belki bunu fazla sulayayım derken buna şey ettim. Onun için ben size hep ne tavsiye ediyorum? Sukulent kaktüs lütfen yan yana aranjmanlara dikmeyin. Çünkü bunlar şu güzeller az su istiyor ama sukulentler daha fazla. Bu sefer çok kısa zamanda kaktüslerimiz çürüyor. Kaktüslerimiz çürüdüğünde de inşallah bir gün çürümüş kaktüsüm de olur. Size onunla da nasıl ne uygulama yapacağınız diye onu da gösteririm. Ya da bir tane çürüteyim artık. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bu kadar basit. Ben bunu şimdi yerinden hiç oynatmadım. Hani çıkarıp da ayırayım edeyim diye. Çünkü toprağı da daha yeni. Sağlıklı her şeyi. Ama işte fazla sulamadan çürüme oldu. Onları da böyle uzaklaştırdım. İnşallah bilgilerimden faydalanabilirsiniz. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve YouTube kanalımı takibe almayı da unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.